Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir süredir ilgilenmekte olduğum dart sporu ile alakalı kullandığım malzemeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Yani ufak bir inceleme videosu çekmek istiyorum arkadaşlar özetle. Yaklaşık olarak bir senedir dartla ilgileniyorum. Evet dart bordu aldım. Amatör olarak ilgileniyorum, takılıyorum. Bu süre zarfında öğrendiğim tecrübeleri ve malzemelerin kalitesini vesaire sizlerle de paylaşmak istiyorum. Elimde bir adet dart board'u ve dart koruma halkası var. Yine e, dart okları var. Bu malzemelerin tümü Decathlon'dan alınmış. E, neydi bunun markası? Kana marka. Dart malzemeleri arkadaşlar. Bugün ekstra olarak bir de e, scoreboard'umuz var. Henüz açılmamış. Bunu da birlikte incelemesini yapacağız. Dart board'umuz e, Canaveral Club 700 modeli. Koruma halkası zaten standart Decathlon'daki. Şöyle açılmamış hali de var. Şöyle göstereyim. Mat gibi birbirine geçirerek dartboard'un etrafına monte ediyorsunuz. Ben bu dartboard'unu dediğim gibi yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Ahşap bir board. Kıl board'lara istinaden ufak tefek şeyleri belli ediyor. Attığın noktalarda iz bırakıyor arkadaşlar. Mesela dart okuna atıyorsunuz çıktığında ufak tefek izler kalmış oluyor. Ama dağılma vesaire söz konusu değil. Bir adet aynı Club 700 model boarddan bir tane daha var şu an elimde hiç açılmamış. Bunu birlikte açıp içinden çıkan malzemeleri inceleyelim. Boyutlarına falan da bakalım birlikte. Şu okları öncelikle bir kenara bırakayım. Paketin arkasında e, görüleceği üzere nasıl monte edileceği, vidaların şekilleri vesaire yazmakta. Şurada, şu görselde e, gösterdiği üzere dartın tam orta kırmızı noktası yerden 173 santim yukarıda olması gerekiyor. Montajınızı bu şekilde e, buna dikkat ederek yapmak zorundasınız arkadaşlar. Şimdi hızlıca paketi açayım ben. <laughs> nasıl açıyorduk bu ya? Arkamda gördüğünüz board, benim şahsi kullandığım board. Bunu bizim Dart kulübü için aldım. Orada kullanacağız arkadaşlar. Şöyle naylona sarılı halde. E, temiz bir board, arkasında vesaire herhangi bir delik yok. İçinden ekstra olarak şu parçalar çıkıyor. Bunları kullanarak montajını yapıyorsunuz arkadaşlar. Şunun boyutlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şunu bir açalım. Hop. Nylonu atıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyası bile yes yeni. Club 700 yazıyor. Arkamda görmüş olduğunuz board da birebir aynı. Şimdi bu board'un bazı özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle şu boyutunu boydan boya merak ediyorum. <laughs> Niye merak ediyorsam hazır elimde metre varken ölçtüm. Tam 45 santim arkadaşlar çapı. Bir de yüksekliğine bakalım. Yüksekliği de yaklaşık olarak 4 santim arkadaşlar. Yani kalınlığı şöyle baktığımız zaman 4 santim görünüyor. Kalınlığı bord alırken kalınlık önemli arkadaşlar. E, internette görmüş olduğunuz ucuz bortlarda e, şöyle sigara kalınlığı kadar e, kalınlık oluyor. Onlara gerçek bir dart oku attığınız zaman şu dart okunun şeyini görüyor musunuz? Yaklaşık 3 santim kadar iğne boyutu var. Girdiği zaman arkadan çıkmaması lazım arkadaşlar. Duvara e, zarar vermemesi lazım. Bu dart oku mesela girdiği zaman arka taraftan çıkmıyor. Bu Bo boyutu yetmiyor. Iııı e, Bord bu şekilde. Bordla alakalı söylemesi gereken en önemli şeylerden biri de şuradaki çizgiler. Etrafta kullanılan çizgiler çok ince arkadaşlar. Çok ince olması dolayısıyla metal halkalar çok ince olması dolayısıyla ok atacağınız alan daha geniş oluyor. Bu da size daha konforlu atışlar sunuyor. Metale vurup geri dönme ihtimali çok çok düşük bu bordta. Onun haricinde şu teller çakılı direkt boarda oynama vesaire yapmıyor. Kesinlikle çok kaliteli görünüyor. Onu söyleyebilirim. Dışarıda rakamlar var görüyorsunuz. Bazı bordlarda bu rakamlar boyayla yazılıyor. Puanların olduğu rakamlar. Burada direkt metalik bir şekilde metalle yazılmış ve bu metal halka sökülüp çevrilebiliyor arkadaşlar. Bu ne sağlıyor bize? Ben bunu çok sonradan keşfettim. Diyelim ki sürekli atış yapıyorsunuz ya sürekli 20 triple atış yaptınız. Burası deformasyona deformasyonu uğradı bir süre sonra. Burası çok e, deform oldu. Ama diğer yerler yes seni. Gıcır gıcır. Buralar çok atış yapmadığınız için. Hemen bunu söküyorsunuz. E, şuradan söküyorsunuz. Şu 20'yi şöyle çevirerek mesela bu noktaya götürüyorsunuz. Ve artık 20'niz burası oluyor. Ve öyle kullanabiliyorsunuz. Sökebilir miyim bir? Deneyeyim hemen. Madem inceleme videosu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çevresini söktüm. 20'nin yerini değiştireceğim şimdi. Hop. 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 Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, artık 20 farklı bir noktada etrafında metal şerit bulunuyor. Ahşap olduğu için dağılmasın diye şeritte sıkıştırmışlar arkadaşlar. Şöyle baktığın zaman sunta gibi bir malzeme arkadaşlar, sunta gibi bir malzemesi var. Değişik, çok dayanmaz, dandik gibi hissetmiştim ben ilk aldığımda ama yani bir senedir hunharca kullanıyorum. Herhangi bir problem yaşatmadı açıkçası. Şimdi bunu kenara alalım. Dekatlonda alınabilecek oklar birkaç çeşit çelik uç var. Çelik uçlu ok var. Ben bu oku tercih ettim. Ee, kanaver alın. Hatta şu arkamdaki diğer okları da alayım. Evet arkadaşlar fiyatı nedeniyle ben bu okları tercih ettim. Ee, kullanırken şu şaft dediğimiz kısım var ya şu şaft kısmındaki şu kanatları tutan yerlerde kırılmalar olabiliyor. Eğer üst üste şöyle denk getirirseniz kırılmalar olabiliyor. Benim birkaç kere başıma geldi. Bunların yedek parçası da var arkadaşlar. Diyelim ki şaftı kırdınız veya yaprak deforme oldu. Şu okun uç kısmıyla iğne kısmı duracak şekilde bunlar sürekli elinizde kalıyor. Şu şaft kısmıyla yaprağını vesaire yedek parçalarla değiştirebiliyorsunuz. Bugün kulüp için aldığım daha kaliteli oklar var. Bunun kodunu tam hatırlamıyorum bu arada. Teşkil kodunu hatırlasam güzel olurdu. Çok önemli değil. Bugün kulüp için aldım. Daha kaliteli oklar var. Yine Decathlon'dan. Bunun markası neydi? Canaveral. Bu da aynı marka. T920 modeli arkadaşlar. Canaveral T920. 23 gram bu okun tanesi. Paket hali böyle. Açılmış hali vardı direkt açılmış halde şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu kesinlikle çok hoş ve güzel bir görünümü var. İkisini yan yana getirdiğimiz zaman şöyle göstereyim. T920 daha ince arkadaşlar. Profesyonel zaten liglerde, maçlarda böyle ince oklar kullanıldığına dikkat etmişsinizdir. Şimdi bu çok kalın olduğu zaman 3 oku aynı nokta topla, toplamakta zorlanabilirsiniz. Çünkü şu alan çok yer kaplıyor. Ama bu alan ince olduğu için 3 oku aynı noktayı toplayabilenler için bir avantaj sağlıyor. Ben şimdi üçünü aynı nokta tamamen toplayamadığım için benim için çok da fark etmiyor açıkçası ama bu ok baya bir kaliteli ve daha şık görünüyor. Aradaki fiyat farkına değer mi? tartışmaya açık. Ekstra olarak bu okta şöyle bir de halka var arkadaşlar. Şaftın e, kulaklarına yani yaprağı daha iyi sıkıştırabilmek için şurada bir adet halka var. Görülmüşsünüzdür Şöyle bakır renginde. E, bunda öyle bir halka bulunmamakta. Evet. Bayağı bir reklamını yaptık arkadaşlar ürünün. Gel gelelim en önemli parçaya. Bu ne demiştik arkadaşlar? Dart e, koruma halkası diye geçiyor adı. Şöyle. Üç parçadan oluşuyor arkadaşlar bu halka. Bunu açalım birlikte. E, montajını gö göstereyim. E, şöyle. Oo. Paket açılımlarını severiz arkadaşlar biliyorsunuz. lanet olsun. Oo. Arkadaşlar montajı oldukça kolay. Hemen şöyle gösterelim. Aa, şöyle tırnaklarını göstermeyeyim. Şöyle tırnakları var arkadaşlar. Ee, logo gibi birleştiriyorsunuz. Bu bir parçası. Bu da diğer parça. Bunları şöyle birleştirdiğiniz zaman şöyle halka tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl monte edeceğiz bordumuza onu hızlıca gösterelim. Zaten bu koruma halkası direkt bordunun etrafına takılı vaziyette. Ekstra duvara montelemiyoruz. Şöyle asıldığın zaman geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun yerine mesela yenisini takabilirsiniz şöyle. Gördüğünüz gibi montajı e, bu kadar basit arkadaşlar. E, bunu çıkardığım zaman bayağı tipsiz görünüyor. Gördüğünüz gibi bayağı küçük oldu. Renk uyumu da güzel. Şu çevre, şurası siyah, e, bu halka da siyah olduğu için. Şimdi bunu takmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Double out yaparken, dışarı atma oranı çok çok yüksek oluyor. Biliyorsunuz maçlarda bit, bitişi yapabilmek için double out yapmak lazım. Double out dediğimizde şu dış halkadan vurmak lazım. Buraya vurmaya çalışırken de duvara atma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ee, buraya Bu noktada dışarı atılan okları absorbe etmek için bu halkanın e, rolü oldukça büyük arkadaşlar. Şimdi e, size şeyi göstermek istiyorum. Şöyle bordu sökelim yerinden. Şöyle bir santim yukarı kaldırdığım zaman board elimize geliyor arkadaşlar. Bu da benim kullandığım board. Yakından gösterelim. Ee, bahsettiğim deformeler bunlar arkadaşlar. Ahşap olduğu için ufak tefek e, deformeler var ama uzun bir süre daha götürür gibi duruyor. Onu da belirtmekte fayda var. Ee, arkasını göstermedik. Normalde e, tam ortasına e, şu aparatı takın diyorlar ama ben buraya taktım dönme ihtimali daha düşük olsun diye buraya takmayı tercih ettim arkadaşlar. Şöyle de iki adet papuç var arkadaşlar. Bu pardon 3 adet papuç var. Bu 3 adet papuç e, duvara vurduğunda ses çıkarmasını engelliyor ve duvarla arasında boşluk boşluk bırakmıyor boşluğu dolduruyor. Böylelikle tam manasıyla bord şeye yapışmış oluyor duvara şöyle gösterelim montajını duvarda tek bir adet dübel var dübel ve vida var e, dübel vid, atmadan direkt vida atmayın kesinlikle sağlam olmaz oynama yapar ve zamanını çıkar dübelle çok daha sağlam ömürlük bir vida atmış olursunuz şöyle bir montaj yapalım ah tek seferde oturdu arkadaşlar şunu da takalım Vay. Mis. Şimdi arkadaşlar şimdi yeni oklarımızla birkaç atış yapalım. That is amazing. Arkadaşlar zoomlayalım. Zoomla 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 zoomla. Aman tanrım.